Merhabalar arkadaşlar, elimizde ikili bağlaçların sorulduğu bir soru vardı. Birinci boşluktan sonra for tourism, turizm için diyen bir ifade, ikinci boşluk için ise to visit family, aileyi ziyaret etmek için diyor. Baktığımızda hani preposition artı isim, preposition artı isim olmadığını görünce paralel bağlayan bağlaçlardan işte neither noru, either oru belki elemek istemiş olabilirsiniz. Ama her zaman şunu tekrar ediyoruz. İlla birbirine benzeyen ifadeler derken işte işte isime isim sıfata sıfat olmayabilir. Benzer işlevde, fonksiyonda, benzer amaçla kurgulanmış ifadeler de bunu içinde dahildir arkadaşlar. Mesela turizm için aileyi ziyaret etmek için farklı bir kurguyla yapılmış ama amacı aynı. Doğru mu? O yüzden biz bunu paralel bağlayan bağlaçlarla kurgulayabiliriz, bağlayabiliriz. Bu durumda hangileri bunu yapıyor? Şıklara baktığımızda zaten e, Bursa bunu yapabilir neither nor ne o ne de o Either or ya o ya da o ya, bunların ikisi yapabilir. Diğerleri ise such, det, öyle bir nokta nokta ki deyip detten sonra tam cümle almalı. Detten sonra tam cümle olmadığı açık. Eledim. Saçla detin ortasında da isim olması lazım. Ez ez kadar anlamıyla eşitlik verir arkadaşlar. Ez ezin ortasında da sıfat, zarf ve miktar ifadeleri much, many, little, few olması gerekir. Rather than Ayrılmadan kullanılan, den ziyade anlamını veren bir ifadedir. Eledim. Neither nor, ne o ne o mu? Either or, ya o ya o mu? Anlama bakacağız. Diyor ki cümle bize. E, yüz milyonlarca Çinli insan, normalde, onların, ay yılı yeni yıl tatili sırasında, ne yaparlar? Seyahat ederler. E, turizm için, aileyi ziyaret etmek için. Burası bat bence çok önemliydi. Çünkü devamlı diyordu ki, ama bu sene, Çin hükümeti bunu sınırlamaya çalışıyor. Koronavirüsün yayılmasını önlemek için. Yani normalde çok seyahat ediyorlar demek ki ama bu sene limitlemeye, sınırlamaya çalışıyor. Doğru mu? Burası eksi. Demek ki normalde eksi değil, artı bir ifade olmalı. Normalde seyahat ediyorlar. O zaman neither nor'u alamam. Neither nor dersem ne turizm ne de aile ziyareti için e, çok seyahat ederler demem. Doğru mu arkadaşlar? O zaman cümle çünkü olumsuz olur. Geriye kim kalıyor olumlu yapabilecek? Aydır or. Tam cümlenin çevresini yapalım Ceyhan'la beraber arkadaşlar. Aydır or ya o ya oyla. Diyor ki yüz milyonlarca Çinli normalde onların ay yılı yeni yıl tatili sırasında seyahat ederler. Ya turizm ya da aile ziyareti için. Ama bu sene Çin hükümeti koronavirüsün yayılmasını önlemek için onu sınırlandırmaya çalışıyor. Cevap C şıkkı. Merhabalar arkadaşlar cümleyi her zamanki gibi ikiye böleceğim bu grammar sorusunu çözmek için her iki tarafında da tense bilgimizin test edildiğini görebiliyorum şıklarda. Enim study bla bla that diyen kısmı ayrı düşüneceğim arkadaşlar. That'ten şu ego dahil noktaya kadar olan noun clause'lu yeri ayrı düşüneceğim. Yeni bir araştırma iddia ediyor işaret ediyor ne zaman iddia ediyor cevap var mı ilk boşluk için? Yok. Bu durumda hangilerine yakın durmalıyım? Present olan tenslere is suggesting olabilir. Hani bunu iddia ediyor. Yahut da suggest bunu iddia eder. Buna işaret eder. İkisini tuttum. Diğerleri past olduğu için şu anda onlara bakmıyorum. İkinci kısma baktığımızda net bir zaman ipucu vardı. Milyarlarca sene önce diyordu. Milyarlarca sene önce ifadesi bizi pasta götürür ki hangisinde var? Edirne'de var. Doğru cevap Edirne olarak seçilir. Bursa'nın ikinci kısmındaki tens arkadaşlar ne zaman sorusuna cevap vermeyen present perfect tense işaret ediyor halbuki bizimkisi ne zaman dediğimizde milyarlarca sene önce diye cevap veriyor. Demek ki has been present perfect tense oraya yazamazsınız. Edirne doğru cevap. Cümlenin genel bir çevirisini yapalım. Yeni bir araştırma, e, kuyruklu yıldızların milyarlarca sene önce dünyaya fosfor gibi önemli elementleri bırakan kozmik mesajcılar, e, mesaj iletenler olduklarını e, iddia ediyor ya da olduklarına işaret ediyor cevap edirne. Merhabalar arkadaşlar. Elimizde yanına isim alan bağlaç yapılarının olduğu bir soru vardı ve oldukça basit olduğunu düşünüyorum. Şık eleyerek doğru cevabı bulmanız mümkündü. Büyük ölçekli depremler tekrar tekrar e, geçmiş aynı yerde olma Eğilimine sahiptirler. Şimdi aynı yerde tekrar tekrar olma eğilimine sahiptirler. Geçmiş nasıl bağlayabilirim bunu? Saç desem örnekleme yapar, ama saç önünde ana kategori olması gerekir. Yani işte ee, mesela örnek vermek gerekirse dersiniz ki ee, music types, müzik türleri tipleri, saç folk and rock. Değil mi? Ana kategori yok ki önünde. Eledim. Unlike desem geçmişin aksine aynı yerde olma güzel gözüküyor ama şöyle bir sorun var. Bursa'daki unlike aksine tersine ifadesiyle Edirne'deki ezopostu aksine tersine eş anlamlıdır. Birbirlerini götürürler. Ezin ne demek peki? Along with ne demek? Along with ile birlikte demektir. Geçmişle birlikte aynı yerde tekrar tekrar olma eğilimi. Yani geçmişle birlikte beraber mi meydana geliyor? Biraz bir saçmalık oluyor değil mi? Geçmişle bir birliktelik kurmak. Zaten geçmiş geçmişte kalmış. Peki ezinin anlamı ne? Dığı gibi arkadaşlar. Nokta noktada olduğu gibi. Ezini genellikle işte mesela ezin Ankara. Ankara'da olduğu gibi. Ezin Tokyo Tokyo'da olduğu gibi diye görebilirsiniz. Ona benzeyen bir diğeri de ezvittir. Nokta noktada da olduğu gibi anlamını verir. O zaman olur mu acaba? Geçmişte olduğu gibi büyük ölçekli depremler tekrar tekrar Aynı yerde olma eğilimine sahiptirler. Gayet anlamlı oldu. Cevap C şıkkı. Ez in, ezvit de kullanılabilirdi. Olduğu gibi, dı gibi. C şıkkı, doğru cevap. Merhabalar arkadaşlar. Şıklara baktığımızda her iki tarafta da sadeleştirme yahut da gerontinfinitif konuların test edildiğini görebiliyoruz. Yukarı baktığımızda birinci boşluğun önündeki aslında en önemli ipucu ask ifadesiydi. Ask someone, to do something değil mi? Birinden bir şey yapmasını istemek. Bu durumda Adana'yı Denizli'yi direkt eledim. Biz ne bekliyoruz? Ask someone to verb bir ya da bazen ask someone to be work 3. Yani aktif ya da pasif durumu söz konusu. Edirne'ye ilk boşluktan zaten işaretlemiş gibiyiz. İkinci kısmı kontrol edeceğiz. Bakıyorum neyi niteliyor burada taken kalmış elimizde. Ee, risk yönetimi Tedbirleri, önlemleri Hangi risk yönetimi tedbirleri arkadaşlar? Taken, NERSEK, WORK3 yapılan edilen pasif sadeleştirme Alınan risk yönetimi tedbirleri gayet de uygun oldu değil mi hocam? Çünkü pasifle sadeleştirilmiş oldu Doğru cevap böylelikle Edirne olarak çoktan ortaya çıktı bile Şimdi cümlemizin analizini ve çevresini yapalım Demiş ki 22 Ocak'ta Wuhan'da e, yeni sınırlandırma kontrol etme tedbirlerinin duyurulmasının ardından anonsunun ardından e, Director General yani genel yönetici e, Acil Durum Komitesi'nden ne yapmasını istiyor? E, 23 Ocak'ta yeniden toplanmasını istiyor. Reconvene yeniden bir araya gelmesini istedi. Ne yapmak için? Çinli yetkililer tarafından sağlanan bilgiyi incelemek için. Ama hangi bilgi? About diye devam ediyor bakın. Alınan risk yönetimi tedbirleri ve en yeni epidemiyolojik diyor gelişme hakkında evrilme hakkında Çinli yetkililer tarafından sağlanan bilgiyi incelemek için 23 Ocak'ta Acil Durum Komitesi'nin yeniden toplanmasını genel yönetici istedi. Doğru cevap E şıkkı. Merhabalar arkadaşlar elimizde bir kelime sorusu vardı ve cümle şöyle söylüyordu. Ee, yaklaşık 3000 insandan hangi 3000 insandan şu ana kadar koronavirüsü nokta nokta etmiş olan eden 3000 insandan büyük çoğunluğu ki bu çekenlerin Çin'de yaşıyor. Şimdi bence burada önemli olan ifadelerden bir tanesi boşluktan sonrasındaki the corona Diziyiz, doğru mu? Koronavirüs hastalığı. Şimdi koronavirüs hastalığını ne yapan insanlar? Suffering yani bu çekenler olabilir. Hasta olanlar değil mi? Koronavirüsü taşıyanlar falan. Koronavirüs hastalığını treat tedavi etmek tedavi eden diyemem. Bunu dersem artı olur. Bana eksi bir ifade lazım. Repel savuşturmak başından atmak olabilir mi arkadaşlar? Koronavirüs hastalığını başından atan desem gene pozitif olur. Contract olabilir mi? kontrak kelimesi arkadaşlar hastalığa yakalanmak demek zaten. Olabilir elbette. Hemen onu daireye aldım. Koronavirüs hastalığına yakalananlar Prescribe arkadaşlar evet bir sağlık tıp kelimesi ama reçete yazmak demek. Hiç buraya uygun olmadığı net. Çünkü koronavirüs hastalığını reçete edenler diyemem. Terminate ise koronavirüs hastalığını yok edenler demek. Yok ediyorsa zaten treat ediyordur, repel ediyordur değil mi? Tedavi ediyordur, başından atıyordur, kovuşturuyordur onu yani. E, aslında A, B ve E pozitif olur arkadaşlar. Burada uygun olan tek şık kimdir? C şıkkı. Çevresinde beraber bir yapalım. Kontrak kelimesi bizim için önemli. Sırf bu yüzden bu soruyu sordum. Hastalığa yakalanmak anlamıyla diyor ki koronavirüs hastalığına şu ana kadar yakalanan yaklaşık 3000 insandan büyük bir çoğunluğu bu çekenlerin bu hastalıktan muzdarip olanların Çin'de yaşar diyor. Cevap C.